ihtimal yok da. Strese girdiği zaman kaçmaya çalışıyor. Kalça zaten kırık. İyice. Şöyle düşüyor. Şöyle ters yok olsun. Doğru yer mi? Aslında sağ taraftan canım. İstersen enjeksiyon yaparken içeri. Tamam mı? Bir Fatma'ya sevdi hocam. Aa. Isırır mı dedi? Isırabilir. Bayağı büyümüş. Ha. Şu an merkezimizde farklı türler tedavi ve rehabilitasyon süreci altındalar. Bunlar işte başta memeliler olmak üzere sayarsam çakal, kurt, tilki, geyik, yaban domuzu ve bunların yanı sıra çok farklı yırtıcı kuş türleri, akbabalar, kara akbaba var iki tane, küçük akbaba, kaya kartalı, şah kartallar, kızıl şahinler, normal şahinler, kerkenezler, bir tane pu, bir tane balıkçı. Bu hayvanların genel durumları şu an kimisi doğaya dönebilecek aşamaya yaklaşmak üzereyken, kimisi de belki de ömürlerini bizimle tamamlamaları gerekecek düzeyde. 2021 yılında 1000'e yakın hayvana hem tedavi süreçlerinde hem rehabilitasyon süreçlerinde destek vermeye çalıştık. Bu hayvanların geliş nedenlerini sıralayacak olursak, başta travmalar en ağır şekilde ve en yoğun şekilde gelen vakalar. Özellikle de yırtıcı kuşlarda çok fazla travma vakasına rastlamaktayız. Yine ateşli silah yaralanmaları özellikle kış aylarında karşılaştığımız, av sezonun başladığı dönemde en çok rastladığımız yırtıcı kuşlarda görülen daha çok bir durum. Belki de burada insanoğlu en başta vazgeçebileceği avcılık içgüdüsü ya da artık hobi olarak nitelendirilse de avcılığın kaldırılması gerekiyor ki hayvanların zaten barınma problemi, habitat kayıpları, beslenme sorunları arttığı bir süreçte avcılıkla ya da avcıların bu hayvanlara biraz daha vurmaktan vazgeçmeleri ve doğaya tüfek yerine fotoğraf makinesiyle gidip onları fotoğraflamaları belki çok daha doğru bir karar olacaktır. Merkezimize gelen hayvanlara öncelikle genel muayenesini yaptıktan sonra ilk müdahalemiz yara varsa, açık yaramız, onu dezenfeksiyonunu ve temizliğini yapıp daha sonra hemen röntgen odamızı alıp röntgenini çekiyoruz. Kırık varsa kırık tedavisini pin uygulayarak ya da diğer osteosentez tedavi yöntemleriyle hayvanları iyileştirmeye gidiyoruz. İyileşen hayvanları birkaç ay sonra, tedavi süresinden sonra doğaya tekrardan salabiliyoruz.